Sevgili arkadaşlar, bu videoyu sonuna kadar izlerseniz sizin elinize öyle bir araç vereceğim ki hayatınızın her alanında güzel kullanabileceksiniz ve her zaman başarılı olabileceksiniz. Sadece yapmanız gereken bu videoyu sonuna kadar sabırla, dikkatle izleyip not almak. Değerli arkadaşlar, konuyu daha iyi anlatabilmek için örneği arılardan vermek istiyorum. Arılar ortalama 43 gün yaşıyorlar. Saniyede 360 kere kanatlarını çırptıklarından dolayı onların zaman algısıyla bizim zaman algısı arasında çok fark var. Örneğin arılar bize göre 43 gün yaşıyorlar. Karşılaştırdığımız zaman arılar kendilerine göre 180 sene yaşıyorlar. Yani zaman farkı olduğundan dolayı. Saniyede çok hızlı hareket ettiklerinden dolayı. Örneğin Avustralya'da Melbourne Üniversitesi'nin araştırmasına göre arılar saniyeler içerisinde o kadar hızlı hesap yapıyorlar ki dünyadaki en hızlı bilgisayardan 10 kat daha hızlı hesap yapıyorlar. Şimdi arılardan örnek vermek istiyorum. Ben yıllardan beri hobi olarak arıcılıkta yapıyorum. Bahçemde arılarım var. Ve şunu öğrendim arılardan. Şimdi belki ilk defa duyacaksınız. Belki de bir sırdır bu, bilmiyorum. Fakat araştırmalara göre de şu ortaya çıktı. Arılar eğer siz sakinseniz onları sakin duruyorlar. Örneğin ben arıların yanına gittiğimde bir kovanda 80 bin arı var. 80 bin arı birlikte hareket ediyor. Ve hepsinin kendi aralarında kokuyla bağlantısı var. Yani kablo ile değil de kokuyla bağlantı içerisindeler. Bunlar sizi hemen anlıyorlar, hesaplıyorlar, kokunuzdan tanıyorlar ve kalp atışınızı hemen fark ediyorlar. Heyecanlıysanız, kaygılıysanız, stresliyseniz onlar da birden uğultu çıkarmaya başlıyor. Aynı heyecanı onlar da yaşıyor. Yani ayna gibi düşünün. Onlar da heyecanlanıyor ve siz devam ederseniz, stresli durumda kaygıyla devam ederseniz, orada heyecanlanırsanız, arı gelip beni sokacak diye heyecanlanırsanız, arı gerçekten bunu yapıyor, size saldırıyor. Eğer siz kaygılıysanız, eğer siz sakinseniz, kalbinizi koruyabiliyorsanız arılardan, nefes alışverişiniz sakinse, kafanızdaki düşünceleri, duyguları ve davranışlarınızı kontrol altında tutabiliyorsanız, onlar da gerçekten çok sakin oluyorlar ve maskesiz de arıların arasında dolaşabiliyorsunuz. Hiçbiri gelip de sizi rahatsız etmiyor. Şimdi sırra gelelim değerli arkadaşlar. Arılar hesap edip insanın kalp atışını anlayabiliyor ise, duygularınızı, davranışlarınızı, düşüncelerinizi algılayabiliyor, ona göre hareket edebiliyor ise, o zaman sizin en yakınınız, sevdiğiniz, eşiniz, çocuklarınız da bunu fark edebiliyor. Çünkü onların da bilinçaltı var değerli arkadaşlar. Sizin de bilinçaltınız var. Ve iki kişinin bilinçaltı arasında köprüler kurulabiliyor veya köprüler yıkılabiliyor. Siz eğer kalbinizi muhafaza ederseniz, sakin, rahat, duygularınızı, düşüncelerinizi ve davranışlarınızı muhafaza edebilir, kontrol altında tutabilirseniz, onun duyguları, düşünceleri de size benziyor. Yani aynalanıyor değerli arkadaşlar. Genellikle anneler, babalar veya kişiler, iletişim kurduğu kişiler ile bir sorun yaşıyorsa, çocuğuyla anne sorun yaşıyor ise hemen suçlamaya gidiyor. Kaygısı artıyor, heyecanı artıyor ve çocuğuna her söylediği cümle ters tepiyor. Çocuğu tersini yapıyor. Ve yıllar bu şekilde geçiyor, zaman ilerliyor. Elinde avucunda tutabildiği o çocuğu zaman ilerledikçe, bir de ergenlik çağı araya girince elindeki o evladını kaybediyor, iletişim sorunu yaşıyor değerli arkadaşlar. Her gün bize bu sorunlarla alakalı başvurular geliyor değerli arkadaşlar. Zaman ilerliyor. Daha dün bir anne 46 yaşındaki oğlundan bahsediyor. Bir baltaya sap olamadı. Ne dediysem bu zamana kadar her şeyin tersini yaptı. Niye? Biraz önce açıklamasını yaptım. Çünkü sen duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını kontrol edemedin, kaygılandın ve çocuğun bunu fark etti. Sen ne dediysen muhalefet etti, tersini yaptı. Uyum kuramadın ve senin çocuğun 46 yaşına geldi. İstediği kadar diploma alsın, istediği kadar üniversite bitirsin. İnsan ilişkilerini bilmiyor, her şeye muhalif, her şeye ters ve boşa geçen zaman. Peki size tavsiyem ne? Şöyle arıcı gibi düşünün. Maskeniz yok, eldiveniniz yok ve arı kovanına doğru ilerliyorsunuz. 80 bin tane arı var içeride. Kalbinizi, duygularınızı, düşüncelerinizi ve davranışlarınızı kontrol altında tutun. Sakinleşmeyi öğrenin ve
arı kovanına yaklaştığınız zaman emin olun ki o arılar da sakin olacaklar. Onlar da işine bakacak, ününe bakacak, seninle uğraşmayacaklar. Eğer bu tekniği hayatında uygularsan, sevdiğinle, eşinle, çocuğunla, sevdiklerin kim varsa daha iyi iletişim kurarsın. Onlarla çok daha iyi uyum kurar. Bilinç altınızda bir bağ oluşur ve birlikte huzurlu, mutlu bir hayat yaşarsınız değerli arkadaşlar. Bununla beraber biz Avrupa'da Müslümanlara duygularını, davranışlarını, düşüncelerini pratik ve uygulamalı bir şekilde nasıl değiştireceğini göstererek onların kendilerini gerçekleştirmesini, aileyle beraber huzurlu, mutlu yaşamalarını onlara ne yapıyoruz? Adım adım gösteriyoruz. Eğer sen de, hocam ben daha hızlı hedefime varmak istiyorum, duyguları, düşünceleri, davranışları kontrol edip sakinleşip karşımdaki kişiyle daha iyi iletişim kurmak istiyorum dersen, o zaman benimle online görüşme için başvuru formu doldurup göndermen gerekiyor. Hemen bu videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Bununla beraber bu videoyu beğendiysen beğene tıkla ve henüz değilsen bizim YouTube kanalımıza abone olarak bildirimleri açmanı tavsiye ediyorum. Bununla beraber sevdiklerine de bu videoyu gönder. Teşekkürler, hoşça kal.